Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, başlıyoruz hocam. Arkadaşım. Hocam, bana küsmüş. Birkaç gündür eve uğramıyor. Tek başına adam yapsın da göreyim demiş. Döndüreyim mi? Şimdi bakkalın çırağına haber göndermiş bana. Tek başına yapsın da göreyim. Cambazhaneye takılıyorlar. Yapacağım hocam, hiç merak etmeyin. Seyirci var, ben varım, mikrofon var. Tamam, başlayalım. Beyefendi. İnmeden ben gelmem hocam. Duymadım. Biliyorum. Arkadaşım. Sahnedeki beyefendi inmeden ben oraya çıkmam. O kadar, onu söylüyorum ben yani. Bak. Arkadaşım. Küslüklerinizi evde yaparsınız. Kovarım ikinizi de. Hocam ben hazırım diyorum. Geldiğimiz çıktım sahneye hazırım. Bak elbisem de hazır. Beyefendi umurumda değil. Çağırın oradan. Hocam bana küs, ben niye çağırayım onu? Onsuz da yaparım diyorum size, bırakın. Ha oldu oldu. Arkadaşım geliyor musun? Ama. Bu ne şimdi? Bir ses mi geldi? Hocam bu ne şimdi? Hazırlanmışsın. Niye gelmiyorsun? Niye uğraştırıyorsun beni? Bazı problemler yaşıyoruz. Bana ne? Oldu. Beyefendi, nedir problem? Hocam bir problem yok. Üç gündür eve uğramıyor, al işte. Giydiği kıyafete bak. Ne bu? Arkadaşım. Böyle mi olur? Ben hocam, bu filmi 20 senedir seyrediyorum. Hangisi? Önünde S yazıyor adamın. İşte o beni rahatsız ettiği için ben onu T yaptım. Yani çünkü bana bazı kişilerin ismini hatırlattığı için yani benim kendi ismim olması daha mantıklı. S'yi beğenmiyor. Turfan'da Süpermen. T. Arkadaşım niye T? Öğleden sonra bu Süpermen. Yani hani gün... Eteğini bırak bakayım. Ne yapayım? Kemer yok muymuş? Bu daha hammasi olduğu için uçkur şey yaptık buna. Kemerden ziyade. Mesela şöyle yaptığınız zaman da bu abiye hali oluyor yani. Müzisyen arkadaşım gelsin. Aa, gene geldi ya. Gene geri önden mi geçecek buradan? O da örümcek adam mı? Geç kardeşim. Be doğru düz, doğru doğru. Allah inatla önümüzden geçiyor ya. Sanki filinta yani şuradan. Arkada otoban var. Evet arkadaşım, nasıl bir süpermensin? İyi, iyi niyetli yani, insan sever. Olağanüstü güçleri olan süpermen saç çıkartamıyor mu kendine? Çok güzel hocam, tuttun mu? Harika! Evet, buyurun beyefendi, size bir şey söylediler. Ne kadar sevindin, ne kadar. Biraz belden aşağı oldu ama hocam, sağlık olsun. Büyümüşsünüz diye ses çıkarmıyoruz. Bir gün sizi de aramızda görmek isteriz. Süper güçlerimi göstermek adına. Arkadaşım kostümü niye giydin? Üşümeyeyim diye. Çıplak mı çıkayım buraya? Ne kostüm? Bir şey giymem lazım. Bunu verdiler. Arkadaşım sormadın mı bu ne diye? Bu ne dedim. Al dediler. O kadar. Hiç cevap vermediler yani. Direkt al dediler. Beyefendi siz? Giydim ben de, hazır işte. Zaten bununla yatıyorsun Salih abi. Bunu hiç çıkarmıyor. Yolda tanısınlar diye bunu giyiyor hep sürekli yani. Arkadaşım o iş adamı kostümü. Beyefendi iş adamını oynuyor. Şimdi bu mu iş adamı kostümü? Nasıl bir işi var? Benim düğünden kalma damatlığım hocam. Beyefendi seyirciye açık etmeyin. O sizin kostümünüz. Biz ne az önce hocam, verdik. Evden getirdim ben bunu. Biz hadi. Verdik. Ne bağırıyor? Ne bağırıyor ya? Biz verdik diyor ya. Arkadaşım seninkini kim verdi? Biri boş verdi yani anladığım kadarıyla ama çünkü tam değil yani. Biraz da sıktığı için ben rahat değilim yani. Ben şöyle oynasam olur mu sürekli? Hani daha olmaz. Göze hitap ederim diye. Kaslarını görsün seyirci. Neyi mi? Kasları... Kör kör. Ben sana kör görmüyorum. Biri yandan nereden gördü? Bir örtü var. Arkadaşım çık dama. Dama. Dama çık otur. Evet anlaşılan hazır değiliz. Seyirci alkışla. Çık dama. Seyirciye dönük otur damda. Damın inşası şekliyle böyle şey yapıyor. O taraf bacaya geliyor çünkü. Arkadaşım al bacayı arkaya.
Daya sırtını bacaya. Üşümezsin. Dur bacaya koyayım ben sana tane bacaya. Otur otur. Baca. Yasla işte arkana. Arkadaşım bacaya. Otursana. Bacaya komple mi oturayım? Ne yaşlanıyorum işte yani. Ne amaç ne ki ben anlamadım. O kadar üşümüyorum canım. Ben arkadaşım de... öyle duramazsın. Deneyelim çök. Mi? Çök. Ha çömel, çömel. Ha komple çömel. Ha, ha. Ben de yaşlı kedimi. Aç eteği. Ne? Yani damda yaşlı kedimi. Evet, beyefendi evet. Pozisyon alamıyorum. Arkadaşım. Süperman geri gitsin. Kim? Süperman. Hocam bir dakikamız varsa gülüp geleceğim. Süperman. Süperman. Evet şimdi dinliyorum. Arkadaşım. Süperman Dizel mi bu? Konuyla alakası yok. Arkadaşım. Efendim hocam. Sen Süperman dedin ben bir şey dedim mi? Ben düzeltmenizi bekledim ama. Git geri dama otur. Çök dama. Heh. Bırak eteklerini savrulsun rüzgarda. Ben aşağıda mı geçiyorum? Beyefendi siz iş adamısınız. İş adamı. Manhattanlısınız. Damda ne işin var? Siz damda değilsiniz. Siz yerdesiniz. Ben damda değilim pardon. Arkadaşım aşağı evet. Doğru bak. Sinema açısı olarak bak. Aşağı doğru. Gözlerini göreyim ama aşağı bak. Prodüksiyon. İki seyirci gönderin. Dayak atacak. Kime? Ben, bana herhalde. Böyle bakıyorum. Döverler yani. Dama çıkmış böyle şey normal. Beyefendi kuruyorum, kuruyorum. Ben... Merhaba kardeş. Bir şey söyleyeceğim. Bu Manhattan'da kot farkı mı var? Ben 168. katta aşağı bakayım. Arkadaş yürüyerek geliyor. Binanın neresine denk merhaba, geldim ben? Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Arkadaşım. Eyvallah. Arkadaşım. Pelerinin uçuşsun rüzgarda. Arkaya doğru uçuşsun. Evet. Sen de aşağıya bak. Ben neden korkuyorum ki böyle yani? Bu... Korkmuyorsun arkadaşım. He. Gözlerini seyirci görecek. Durumun aşağıda. Durumu mu? Siz gelin böyle çocuklar. Şöyle evet. Gelin. Seyirciler. Şurada durun şöyle. Arkadaşım 2. Gözlüklü arkadaşım sizsiniz. Arkadaşım 3. Arkadaşım 3. Arkadaşım 3 siz fazla vurmayın. Biraz eliniz ağır. Niye? Aşağı düşürürler değil mi sonra döverlerse? Beyefendi. Evet. Şimdi iki seyirci arkadaşım Manhattan sokaklarında sizi yakalayıp soyacaklar. Beni? Nasıl? Evet. Süpermen dövmeyecekler mi oradan? Beyefendi Süpermen dayak yer mi? Vallahi ben niye yiyorum dayağı ya. Efendim anlamadım. Siz dayak yemiyorsunuz. Tam sizi tartaklayıp soyacakken ha. Süpermen 168. kattan sizi görür, gelir kurtarır. Öyle söyleseniz hocam yüreğim ağzıma geldi ya. Hazır mıyız? Hazır dayak. Evet biraz tartaklamaya başlayın ufaktan. Birbirinize doğru ittirin. Tartaklamaya başlıyorsun. Evet arkadaşım. Süpermen. İmdat! Adam öldürüyorlar. Manhattan'ın ortasında beni soyuyorlar. Çakmağı da aldılar. Ver çakmağı. Ver çakmağı. Çakmağı ver. Çakmağı. Kesti. Çakmağı ne gözüküyor? Kesti. Ne alıyorlar? İmdat. 40 milyon dolar var. Alo. 40 milyon dolar var burada. Beyefendi. 40 milyon doları biliyor. 40 milyon dolar var burada diyor. Beyefendi. Yok orada bir şey yok orada. Öbür tarafta mı? Öbür tarafta. Öbür tarafta şurada. Beyefendi. Adam seni kesecek çakmağı ver diyorsun. Ama... Süpermen. Niye inmiyorsun hemen aşağı? Niye görmüyorsun? Bak seyrediyorum. Niye? Ne yapayım ben? Niye arkadaşım? Ben tanımıyorum herifini. Kendimi tehlikeye atacağım. Arkadaşım. Evdeki küslüğünüzü niye buraya taşıyorsun? Ha işte. Ben Bir daha gör deyince gör. Süpermen görür. 300 kilometreden görür. Bak 300 kilometreden. İğnenin deliğini görür. İmdat! Biri geliyor. Dur beyefendi dur. Ses bakayım yukarıya daha çıkıyor mu diye sesi denedim yani. Dayak arsızı ya. İlla istiyor yani. Adamların bir şey yapın. Evet, arkadaşım diye... yaklaşın. Ha. Şöyle biraz tartaklayın. Beyefendi hemen bağırmayın. Tamam gururlu da, bir iş adamısınız tamam ya. Tamam da hocam boşu boşuna tartaklayacaklar duymadım diyecek yukarıdan. Önce bir ses kontrol beyefendi, yapıyorum. Beyefendi bu kadar tırsak bir adam 40 milyon dolar kazanamaz. Biraz cesur olun. Evet çakmağı çakıyor muyum hocam? Oradan mı alıyoruz? Evet çakmağı çaktım. Çıkardı çakmağı. Çıkardım çakmağı evet. Hop ne oluyoruz hemşerim? Bir dakika alo. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz ya? İmdat! İmdat!
Var mı? Yok, yok mu damın üzerinde bir Süpermen? Neresi burası? Affedersin de sayısal loto bayi arar gibi Süpermen arıyor. Ne çok her köşede var mı? Arkadaşım. Ben hocam Manhattan'da dayak yiyen adamlar nasıl bağırıyor? Salih abi beyefendi, sen dayağı ye ben bırakın, geliyorum. Biz seyirciyle yaparız. Seyirci 3-2-1 deyince help 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 deyin. Help help onu ben de yapardım. Nasıl? Yani aşk olsun o zaman hocam. Ben gidip seyirciyi mi kurtarayım? Evet. Olay saçma bir yere gitti ya ben anlamadım. Arkadaşım. Bak aşağı 168'desin. Sen şu anda karşı binanın 71. katındaki olayı izliyorsun. Bu taraftan haberin yok. Ne var 71. katta? Ha manita mı var? Neye bakıyorum? Arkadaşım bilmiyorum. Ne var sen gör. Ha bunun gözü şey ya çünkü. Ha tamam tamam. O zaman ben hiç gitmem buraya ya. Arkadaşım. Buradaki olayı görünce gitmen lazım. Ben seni oyalamak için söyledim. Ha tamam. Evet. Buyurun. 3, 2, 1, 71'desin. Hadi. Olayı görünce adamı gör. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Çakmak istecan verin. Parayı veriyorsun. Ne parası? Parası. Arma. Help! 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 Kesin. Help! 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 Siz değil. Help! Durun lan ne yapıyorsunuz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani hiçbir şey yapmamış olsa bir help'ten dolayı döverim ben zaten. Yani çocuğun hiçbir suçu yok. Yanlış telaffuzdan dayağı yer yarım saat. Söyleyeyim yani. Beyefendi, siz dayak yiyin hiçbir şey demeyin. Ağzınızı oynatın. Arkadaşım, siz yerleştirirsiniz değil mi? Evet, ben montajda tamam, koyarım. Seyirci 3-2-1 deyince help 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 deyin. Hadi, Süpermen. Çakmaç. Ben hazırım, dondum burada artık. Hakikaten yiyeyim aşağıya. Evet, hadi. 71'de ne oluyor? Of, anlatamam. Şu an anlatamam yani. Hatta Salih abi gitmeden önce bir uğrayıp gelsen mi? Sapıklık yapma. Hayır ya, yardıma gidiyor. Allah Allah. Ne oluyor 71'de? Anlatamam, Allah Allah. Hazır. Evet, beyefendiyi tartaklayın. Beyefendi, siz de karşı koyun, cesursunuz. Help yok. Çakmak. Bir dakika, çakmak ne yapıyorsun? Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapacaksın? Sigara yok. Birbirinize atmaya bakmıyorum. Yapmayın. Durun benim kafama. İç cebine sok elini. Cüzdanı almaya çalış. Seyirci. 3, 2, 1. Onlar diyoruz, deniyoruz. Evet. Evet. Gözlüğün kıvır bak. Gözlüğün kıvır. Sen vuracaksın. Ben vuracağım. Vuramıyoruz bir dakika. Süpermen hadi. Hadi. Aşağı uçmak saçma oluyor ya. Onlar yukarıda olacak, ben yukarı uçacağım. Kestik. Bu çok saçma. Kestik! Tutmak! Beyefendi siz şahaneydiniz. Öyle kalın. Prodüksiyon. Bir adam yolla. Hayır şimdi olayın mantığı yanlış. Ben seni uçuracağım. Abi böyle bir uçuş var mı? Saçma bir şey ya. Hiçbir şey olur mu öyle uçuş? Prodüksiyon bir adam daha yolla. Niye bu adam değil mi tam? Ayaklarına evet, kaldıracağım. Alın arkadaşımı. Uçurun. Sonra tam beyefendinin üstüne getirince yere bırakın. Gitmeyin. Süpermen. Ne işin var burada? Kestik. Hiçbir şey alamadım. Hızlı geldim ya ondandır. Arkadaşım. Prodüksiyonu geri yolla. Kayıt demeden niye bırakıyorsunuz adamı ya? Ha. Arkadaşı mısınız? Severler yani. Niye yere bırakıyorsunuz? Siz havada bırakın o yere iner. Aman dikkat edin çocuklar kafasını bir çarpmasın. Yani geç yerine. Dama çık. Ya of. Damdasın. Seyirci hazır olun helfe. Beyefendi tam evet, tartak durumdasınız. Ben kafayı tartak geçirmişim. Durum. Evet geçirmişsiniz. Evet. Arkadaşım al kafayı süper harika. Şimdi Süpermen gördün mü? Neyi? Arkadaşım neyi göreceksin? Ha ben gördüm göreceğim artık uçabilirim yani. Arkadaşım 71'i unut. Ha unuttum. Kaçtayız şimdi? Arkadaşım ha, beyefendiyi tartaklayan adamları göreceksin. Ha hazır hazır. Evet. Ben gördüğü anda havaya kaldırın. Slow motion biraz uçun. Ne uçun? Müzisyen arkadaşım slow motion çal. Beyefendi slow motion dayak ye. Seyirci 3-2-1'de help help help. Evet, slow motion. Evet. Çok açık oldu tamam. Arkadaşım. 3. Daha başlamayın beyefendi. Help'ten sonra başlayacağız. Bir şey soracağım. Ne zaman geleceğini nereden bilelim? Biz devam ediyoruz o gelsin. Süper. Evet her seyirci. Her an gelebilir. 3. 2. 1. Buyurun. Hop. Gördün mü? Bir, hayır ama ben buyurum. Görsene. Hop. Kaldırın uçurun.
Yavaş! Gel! Gel üstüne! Tam üstündesiniz! Arkadaşım kaldır elini! Vurma adama! Adamlar sadece tartakladı, ben vurdum Salih abi. Vurdum, bayağı vurdum. Evet abi abi. Ya ben hocam, tam inecektim ama ben yumruk attım Salih abi. Seyirci. Yani iki kişi yetmedi, Süpermen gerekiyor buraya. Beyefendi, evet. Ben o terbiyesizin cezasını vereceğim. Arkadaş, sesim kısıldı. Tamam, uçarak girip yumruk atıyorsun adama. Ne yapayım? Hemen duramadım. ABS yok ki bunda. Allah Allah, ben bayır aşağı geliyorum. Prodüksiyon. Tam üstüne getirince siz çekilin. Siz havada bırakın. Arkadaşım, sen kendin in. Düşerim ben ya. Bütün ağırlığını... Arkadaşım, hayır, bir buçuk dakikada ineceksin yukarıdan yere. Bir buçuk dakikada. Evet, seni bıraktıktan sonra bir buçuk dakikada ineceksin. Anladın mı? Ya beni yerden nasıl anlamam bunu? Son derece basit bir istek bu, hemen. Hazırım, ben damdayım, mal gibi bakıyorum oraya yani. Buraya. Hayır beyefendi. Üç, hadi. İki, bir, seyirci. Bir yumruk. Kim bağırıyor lan böyle? Slow. Bir devam. Evet, gelecek inşallah. Slow. Dolan sahnede. Dolan. Dolan. Bacaklarını birleştir. Kal öyle. Yavaşça aşağı doğru burnunu indir. Burnunu aşağı çevirin. İn aşağı doğru. Yiyin dayağı beyefendi. Evet Süpermen. Havadasın. Ne havadayım? Kör müsün be? Arkadaşım. Kefaze oldum burada. Süpermen. Ah canım Süpermen. Arkadaşım. Adam bana yardım ediyor ya. Beyefendi, o sizden 25 metre yukarıda. Olur mu, çocuğu yere attılar, çakları bıraktı gittiler ya. Kalk Tolga'cığım, kalk Allah. Beyefendi, siz dayağı hak ettiniz. Ya ben baştan onu söyledim. Arkadaşım, o aramızdaki durum, sen karışma. Allah Allah. Beyefendi, şahane bak. Oynuyorsunuz, buyurun. Arkadaşım, 20 metre yukarıdasın. Şimdi yukarıdan yanlarına düş. 3, 2, 1, kayıt. Oh. Arkadaşım, birazdan halledeceğin için mutlu ve gururlusun. Ve güçlüsün. Oh. Güçlüsün. Neşelisin. Ya bir ben dur da ineyim ya. Havaya sokuyorum seni. Hocam ama boşuna yoruyoruz biz de kendimizi yani. Arkadaşım şimdi yukarıdan aşağı düşerken dans ederek düş. Genç kızların gönlünü kazan. Evet. 3, 2, 1. Yukarıdan aşağı inerken zaten gönlünü kazanıyorum herkese. Kayıt. Ne yapıyorsunuz lan? Sizi. Buldunuz adamı tabii. Müdür gel. Çakmağımı aldılar. Ya bırak çakmağı, bende kibrit var, gel. Çok teşekkür ederim. Ya rica ederim ya. Ne oluyor burada? Bu ikisi beni soymaya kalktı. Delikanlılar, sizden yaşça büyük birine... Pardon. Sizden yaşça büyük birine yaptığınız hareketleri gerçekten çok terbiyesizce buldum. Hadi bakayım. Şimdi aslında burada ikinizi birbirinize çarparım ama benim tarzım değil. Yani ben daha çok sevgi, kardeşlik, barış taraftarıyım. Bir de siz ikiniz biraz daha kuvvetli olduğunuz için bir arada... Salih arkadaşım abi, uzatma. Ben hayır, insanlıkla... Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyorsunuz siz burada be? Manhattan'ın şeyini bozdunuz. Ha ben başka yere gidecek sandım cümle. Ben de Manhattan, aman. Manhattan'ın şeyini bozdunuz ya. Neyini arkadaşım? Neyini arkadaşım? Düzenini. Düzenini. Ha Manhattan'ın düzenini de bozdunuz. Şimdi buralar eskiden hiç böyle değildi ya. Açık sinemalar falan vardı. Kestek. Ya Süpermen. Süpermen. Austin. Sen niye birden Adanalı Hamdi gibi oluyorsun ya? Ya dünya vatandaşı bu. Yani her yöreden bir duygu taşıyor çocuk ya. Uçtuğuna bakmayın yani. Onun da bir yüreği var. O da bir annenin evladı yani. Ne oldu? Amerikalı ol, konuş. Karizmatik Süpermen sor. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
Evet, 3-2-1, buyurun. Siz de Amerikalı gibi cevap verin. Hey, siz. Hey. Siz ne yaptınız sensiniz ya? Çok ayıp ya. Neyi kestiniz gene ya? Süper. Arkadaşım ne yapıyorsun? Amerikalı karizması oldum. Ya karizmalı Amerikan. Arkadaşım ağzın işte. Yüzün yamuldu. Ah işte bu benim kafamda, sizinki öyle ama neyse. Ben şeyim yani, rakibimi tanımaya çalışıyorum. Peki, gel. Bir gel. Daha kesmeyeceğim. Bunu almam lazım. Tamam. Şimdi ben anlaşalım istiyorum. Gözlerinle etkile. Pardon. Pardon. Hacamat edeyim. Tamam, hadi gel. Arkadaşım. Tamam. İçindeki duyguları açığa çıkarma. Süpermensin. Süpermen ol. Gözlerinle onları dövebileceğini anlat. Müzik. Süpermen yapma. Ne oldu, tırsın? Fena yapar. Arkadaşım tırsmayın. Niye 40 yılda bir biri tırsın ya, Allah Allah. Koskoca Süpermen ya. Her şey. Arkadaşım nasıl kavga çıkaracağım? Çıkmazsan illa kavga istiyor, manyak mısın? Evet. Siz de gelin öyle kavga edelim. Evet, bak gözlerinle. Şimdi konuşabilir miyim artık? Anlaştık. Ne oldu şimdi? Öpüştük, çok sevdim çocukları. Zaten arkadaşım. Okey, dördüncü lazım. Bu kahramanın adı ne? Kimin? Bu kahramanın adı ne? Süpermen. Süpermen. Tayfun Talipoğlu'nun programı gibi oldu. Ben kavga etmek istemedim sadece arkadaşlar. Arkadaşım kavga et. Onlar Harlem'in pislikleri. Onları yok etmen lazım. Ha tamam. Hey. Beyefendi kaçarsa arkadan tutun. Tabii. Bir daha. Süpermen mi? Arkadaş içine bir şey giymiş. Şimdi. Hocam adam sert ya. Yani arkadaşım, benim bu koşullarda kazanmam mümkün sen değil. Sen bir saldırsan ben onlara sana dayak yedirteceğim. Ha. Ya ben manyak mıyım? Niye dayağa koşayım? Hayır. Onları o da öldürtecek sana. Bir daha sakın. Evet, ittirin Süpermen'i, tahrik edin kavga için. Hadi dostum, hadi. Birazcık ittirin Süpermen'i. Çünkü şu an Clark Kent'im, artık beni tanıyamazlar. Ona çok bak. Sakın bir daha Jeffrey'e ters hareket yaptığınızı görmeyeyim. Yani nerede olursam olayım, uçar kaçar gelirim. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Bir daha da sakın, sürekli üstüme geliyorlar ben. Arkadaşım. Gerçekten vuracağım şimdi, bir tatsızlık çıkacak yani. Çünkü güçlüyüm, kuvvetliyim. O tarzda bir insanım yani. Arkadaşım, o gözlüğü niye taktın? Ama kostüm falan çok normal, bir tek bu battı yani. Bütün karizmayı mahvettin. Karizmaya bak. Evet. Uçan 16. Birbirinizi ittirin. Horozlanın birbirinize. Tamam. O şey anlamında. Süpermen misin? Nasıl? Benim süper güçlerim var. Geri zekalı gibi kavga mı ediyorum ben? Arkadaş, süper güçlerini kullanmak istemiyorsun. Önce onları uyar. Bak, süper güçlerimi kullandırmayan gerçekten çok fena yaparım. Ya beni itip duruyor nasıl? Hep beni böyle ateşe itiyor zaten. Evet arkadaşım, süper güçlerimi kullanmak zorundayım. Şimdi kullanacağım süper güçlerimi ha. Şimdi kullanıyorum. Evet, kullan. Yürü Zahri abi. Ver artık. Bak, elimi kıpırdatmıyorum. Vur bir tane Zahri abi. Ya sen şimdi... Arkadaşım ne yaptın? Ben olaya hiç girmeden Salih abi bir iki tane vurursa sanki ben süper bir şeymiş yapıyormuş gibi olacağım. Gücümü kullanıyormuş gibi olacağım. O da mı yutma yemedi yani? O zaman ben komple giriyorum. Salih abi maalesef arada kaynarsa o önemli değil. Beyefendi geri çekilin. Arkasına geçin. Tolga'cığım sen beni kurtaracaksın ya süper. Ya Allah da beni kahretsin. Ne işim var benim çatıda matıda ya? Arkadaşım yerdeki adamlara değişik manyağın biri olduğunu hissettir ki korksunlar. Tolga'cığım kartala basma, kartal bu çocuk. Evet, 3, Krypton figürleriyle. Krypton müziği alayım.
Şimdi delikanlılar. Sen miydin az önce? O bendim. Yukarıda el freni yapınca o biraz şey yaptı. Arkadaşlar, rap yaparak birbirinize derdinizi anlatın. Sonra ben montajda cümleleri koyarım. Sen ne demek istediğini rap yaparak söyle, siz de rap yaparak cevap verin. Babanız yaşındaki adama... yaşındaki adama terbiyesizlik yapmayın ulan! Beni biraz daha sinirlendirirseniz çıkacak şimdi yıla. Siz dinliyorsunuz. Ben. Dinledikten sonra hareketlerinize cevap verin. Sizin rap söylemenize gerek yok. Hareketleriniz şu. Yamulturuz seni. Artistlik yapma bize. Yemeyiz biz Süpermen ayakları. Keseriz yılanın kafasını falan. Evet. Doğuş akrabanız mı? Sözlerde öyle bir ammasiyet. 3, 2, 1. Ver müziği. Babanız yaşındaki adama yamuk yapmayın ulan. Beni biraz daha sinirlendirirseniz çıkacak şimdi yılan. Devam et, devam et. Şimdi hareketlerinize cevap ver arkadaşım 2, arkadaşım 3. Sen sabit dur, buz gibi don, dinle. Ama tamam. Ayıp ya. Arkadaşım, ne dediler? Ayıp söyle, ben bir daha tekrarlayayım. Evet, kaldır elinden birini. Ötekini de kaldır. Evet, bir elinde bir arkadaşı, bir elinde de bir arkadaşı uzaktan kumandayla kaldırıp seyirciler koltuğuna, yerlerine koyuyorsun. Siz de giderken rap yaparak havada uçarak gidiyorsunuz. Evet. Evet, 3, 2, 1, kaldır. Evet. Çıkıyor alkış. Arkadaşım, sen Süpermen olarak gururlu ve mutlusun. Çünkü biraz önce gene bir kahramanlık yaptın ve bir olayı hallettin. Hallettim. Evet. Çok. Şimdi uçarak nereye gideceksin? Bilmiyorum. Eve gideyim. Ada pazarına. Nereye? Ada pazarında patates tarlasında bir sorun var. Uzaktan gör. 300 bin ışık yılı. Gör. 300. Kestik. Bir dakika. Niye baktın bana öyle? Şimdi önce patates deyince sizi gördüm. Sonra ben anladım. Ada pazarından New York mesafesini söyle o zaman. Şu halk ekmeğe kadar 12 kilometre olsa. Bayağı var ya. Ben deneyeyim bakayım. Gördüm tamam. Mü gördüm. Görmedim. Evet prodüksiyon. Artık... Kaldırın. Uçurun gitsin. Ada pazarına yürü. Sahnede iki durak. Yapmadığın kalmadı bırakıp gideyim diye dünya. Saldın üstüme dertleri tasayı, bütün acıları dünya. Gün oldu uyutmadın, gözyaşımı kurutmadın. Aklımda unutmadın dünya. Gün oldu uyutmadın, gözyaşımı kurutmadın. Aklımda unutmadın dünya. Yaşıyorum inadına, varmadı ömrüm miadına, eremedin muradına dünya. Ne yaparsan yap seviyorum, yeşilini bekliyorum hala baharını. Söylüyorum şarkımı dünya. Yaşıyorum inadına, varmadı ömrüm miadına, eremedin muradına dünya. Ne yaparsan yap seviyorum, yeşilini bekliyorum hala baharını. Çözdüm artık çarkını dünya. İh
ihanet mi? Verdiğin hediye söyle ne diye dünya. Merhamet mi? Ne gezersen de zerresi yok dünya. Gün oldu uyutmadın, gözyaşımı kurutmadın, aklımda unutmadım dünya. Gün oldu uyutmadın, gözyaşımı kurutmadın, aklımda unutmadın dünya. Öğrendim adaletini, gördüm sayılır kıyametini, bıkmadın bak buradayım dünya. Ne yaparsan yap seviyorum, zahmetini biliyorum inan, kıymetini sende kalsın sözlerim dünya. Arkadaşım aldırayım mı sizi, gelecek misiniz? Prodüksiyon atın şunları sahneye. Alkışla mı geliyorsunuz? Alkışlayalım bakalım. Arkadaşım bu kostümü giyince havaya mı giriyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz alkışlamadan? Takıldık orada. Girelim kime diyorum, takıldınız? Girelim diyorum, takıldım diyor. Birbirimize takıldık, şaka yaptık. Yola takıldık, bir şeye takıldık. Kablo vardı, ona takıldık. Arkadaşım kablodan önce nereye takıldın? Bar vardı yukarıda, oraya takıldık. Yukarıda 10 numara koydum. Ancak giyinip giriyoruz işte. Barıştınız mı? Hayır. Tamamen mizansen. Peki. Sahnede dayanışma işte, örnek. Nesiniz? Biz mi? Siz zavallı. Kılıçları sokacak yeriniz yok mu? Şey yok, bulamadılar kemer. Arkadaşım sen nereye bağladın? Ben çengelli iğneyle ya. Salih abin iki vibratörlü. Düşmanı titreterek öldürüyor. Nereye saat şarj ediyorsun? Seyirci onu bunun sallarsanız. Sesini seyirci bunun sesini yapamaz mı? Onun sesi olur mu ya? Ne saçın? Hayır. Niye sinemada öyle yapıyor? Onu sallarsanız naylon olduğu belli oluyor. Onu sallarsan naylon olduğu belli oluyor. Ekranda da öyle mi belli olur hocam? Benim laflarımla dalga geçme. Laflarınızla geçmiyorum hocam. Ama öyle orta yapıyor ki gol yapmamak mümkün. Hazırız hocam. Beyefendi o hep elinizde mi duracak? İstersen başlamadan yarım saat kılıcı şarj et. Bu arkadaşım. Hem cereyanlı hem pilli mi bu? Bu terbiyesizlikleri evde yap. Efendim? Utanmıyor musun seyircinin önünde? Bak. Zaten çalışmadan gelmişsiniz. Niz mi? Ben her zaman çalışıyorum hocam. Buyurun o zaman. 3, 2, 1 kayıt. Buyurun. Kimsin? Sana ne? Ya bu iki defa fazla olacak ama. Gerçekten içimden geldi. Arkadaşım. Doğum günü bugün de onu kutladım. Şapkayı ben çıkartıp önden çengelli iğne taktın mı üç tane kadın olursun. Efendim? Arkadaşım anladı. Nasıl devam. Bir kadın anlayışınız var gibi onu anlamadım. Arkadaşım. Evet. Üç silahşörler. Neredeler? Üç silahşörler. Ve iki kişiyiz biz. Beyefendi siz D'Artagnan'sınız. D'Artagnan. Evet. Kim oluyor D'Artagnan? Kim oluyor da Salih abi onu oynuyor yani? Evet. Gördüğünüz gibi hazırız bugün. Evet. Önümüzdeki ayın kirası gelince ben o zaman göreceğim siz ikinizi. Siz kirada mısınız? Yürü yürü. Evet beyefendi. Arkadaşım evet. Gel buraya. Oyun olarak yürü. Aa, sen kimsin? Ben işte Salih abinin herhalde çırağı, uşağı falan. Hep o tarz şeyler oluyor. Sen de silahşörsün. Ne diyorsun? Böyle hem gibi de üç silahşörsün. Efendim? Üç tane mi? Üç kişi. Aramis, Athos, Portos. Üçü de o mu? Evet.
Yanında böyle gazlı bir içecek. Bu kraker ismi gibi ya. Arkadaşım neymiş adın? Artemis var. Pitis bir de bir şey var. Tam neyse bunlar iyi arkadaşsa ben onları kaynaştırırım. Athos, Portos, Aramis. Söyle bir daha. Athos, Portos, Aramis. Ha. Evet, beyefendi siz? Hocam tamam da şimdi bak ben ondan daha yaşlıyım. Evet. Niye o üç kişi de ben tek? Beyefendi, D'Artagnan olmak zor. O üç salak bir D'Artagnan etmez. Hocam. Evet, sen kimdin arkadaşım? Las Vegas. üç salak şör. Adlarını ben ezberleyemem onların. Gerek de yok. Athos. Athos. Portos. He? Arkadaşım tekrarla. Athos, Portos. Aramis. Aramis. Şimdi tersten söyle. Tersten Athos, tersten Aramis. Arkadaşım. Pitos. Athos, Portos, Aramis. Athos, Portos, Aramis. Bir Athos, iki Portos. Üç Aramis. Üç Aramis. Altı kişi ettiler ya. Her şey her sıra olarak tamam. Bir üç Athos, şimdi. Aramis. İki. Portos. Ne tür? Athos, Aramis, Athos, Portos, Aramis. Bir. O benim. Bir kim? Athos. İki. Portos. Bir. Athos. İki. Portos. Bir. Athos. Üç. Aramis. Aferin. Bravo. Bravo. Evet arkadaşım. Ha. Athos'un şapka öne doğru, Portos'un şapka da püskül önde, Aramis'in şapka da püskül kuzeybatıda. Evet arkadaşım göster. Aramis göster. Athos. Portos, Athos, Aramis. Aferin. Surat ifadeleri de değişsin. İç çamaşırlar aynı mı? Evet, atlara binelim. Ormana doğru yol alalım. Ormane, tamam. Orman. Arkadaşım, o bir daha düşerse gelip onu bir yere sokacağım. Ya. Hazır, ata biniyor. Arkadaşım bir amortisörlü oldu. Beyefendi, siz kılıcı kolay çekebiliyor musunuz? Çok kolay. Göreyim. Ben öbür tarafa geçebilir miyim? Beyefendi. Ya benim can güvenliğim, üçümüzün de can güvenliği yok bizim ya. Evet, uzatmayın. Uzatmayın. Atlar gelsin. Gel. Oradan atlar. Aa, atı da ben oynamayacağım herhalde. Arkadaşım, canımı sıkma. Eşeği de oynatırım. Atlayın şu atlara ya. Yaşamadığımız şey değil. Atlasana Tolga. Evet, Portos'la Aramis'le atlasın. Atlayın. Müzik. Hadi Aramis, hadi! At! Hocam, ata çarpıyor! Evet, gidiyoruz. Yalla! Beyefendi, at efektini alayım. Ren tututun, 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 ren tututun. D'Artagnan'ın bu CD çaları nereden geliyor? Seyirci, aldın mı sesi? Evet, evet beyefendi, bir daha ver seyirciye sesi. 3-4 Ram tutudan, ram tutudan. Seyirci devam etsin beyefendi, siz koşturun atları. Seyirci devam. Arkadaşım, sen attan ata atla. Ram tutudan, 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 ram tutudan. Geldik mi? Evet. Athos Portos'a söylesin. Portos Aramis'e, Aramis D'Artagnan'a. Şurada konaklayalım. Evet, söyleyin. Şşş, müdür, burada bırakıyoruz. He? Portos'u. Olur valla. Söyleyeyim mi? Aramis'e söyle. Şşş, müdür, burada bırakmayalım diyor.
Kes bana de. Uyar vallahi ya. Hepsi niye müdür? Ya bunların limited şirketi var. Üç arkadaş kurmuş bunları. Kes! Tamam vazgeçtim, devam. D'Artagnan sürsene. Ben duruyorum, oraya gidiyor. D'Artagnan sürsün. Aramis, burada oturalım, konaklayalım diyor. Ne dersin? Evet. Evet Aramis. D'Artagnan'a söyle. Burada konaklayalım diyorlar bu gece. Sizin şefiniz kim? Sizin şefiniz kim diyor? Ya bir... Beyefendi, şefleri sizsiniz. Buna ben karar veririm. Burada konaklayalım diyor. Konak. Konaklayalım diyor. Pardon. Burada konaklayalım. Bulunuyorlar. Beyefendi, ne var bunda? Ben şef, sen ben karar vereceğim. Beyefendi, onların da as hizmeti yok. 14 yıl kraliçe, 7 yıl kral, 8 yıl askerlik, 9 yıl şark hizmeti. Evet, hepimiz 76 yaşındayız. Hakikaten doğru. Evet, süper hocam. Lan. Matematik süper. Peki, madem öyle istiyorsunuz, konaklayalım bari. Biraz daha gizelim hocam. Melik, dur! Dur lan. Bu Atos Sibidi ya. Dur lan. Bırak! Evet, Atos, Patos. Aramis. Potos, şu atı da götürün, bağlayayım bir yere. Biz 4 kişi olduk ya, Potos da eklendi. Atos, Partos, Aramis, irin attan. Partos, ha tamam. D'Artagnan'ın dedikodusunu yapın inerken. Neyin Atos. Konusunu? D'Artagnan'ın dedikodusunu. D'Artagnan, sen keşfet etrafı. Valla bence de bu var ya biraz böyle. Yani. Aman dedikodusunu yapmayın, yaşlı adam ya. Evet, şurada konaklayabiliriz. Bu ağacın altında oturabiliriz. Beyefendi, oturmuyorsunuz, yatacaksınız. Bu ağacın altında. Evet, buyurun oturun. Eyvallah. Otur Atos. Oturmayacaksınız, yatacaksınız, buyurun oturun. Salih abi, takip ediyorsun değil mi arkadaşım? D'Artagnan, aralarından bir tanesini nöbetçi tayin et. Sen... Ha, ben değilim o, tamam. O pidi pidi karamele sepeti. Beyefendi, adını söyleyin, adını. Atos, Portos, Aramis. Atos, Portos, Aramis, Atos. Sen! Portos! Efendim? İlk nöbet sende. Eyvallah. Nöbet tutuyorsun, sakın uyuma. Sakın uyuma. En ufak bir ses duyduğun zaman haber ver. Tamam. Önce Portos'a, sonra Aramis'e. Onlar öldükten sonra bana. Saçma nöbetçi. O zaman beni nöbete koyma, hepsi ölüyor bunların. Arkadaşım, beyefendi. Sen git Portos ol uyu, Aramis ol uyu, Atos nöbette kalsın, beyefendi siz de uyuyun. Evet. Arkadaşım çabuk ol, vaktim yok. Müzisyen ver müziği. Dinler uyuyor, kaçırdım ben ya. Ben uyuyorum. Gece müziği ver, uyusun. Artemis uyuyor. Artemis mi? Artemis var mı? Artemis. Uyuyanlara bir daha söylerseniz ben ona göre. Arkadaşım Aramis ile Portos uyuyor. Neydi baştakinin adı? Atos. Yönetmen, Atos, yönetmen en önce uyumuş. Atos'sun, sen nöbetlisin. Arkadaşım çabuk uyu da kalk. Aman Portos bir dur. Yatsın Portos. Yattın mı? Portos. Kalk Aramis yat. Ha. Üstüne yatma adamı. Uyu demeye ya, bunlar ayaklar değmeden uyumuyor. Ekip bunlar. Birbirini dürtüyor bir şey olur. Tamam kalk Atos, nöbete geç. D'Artagnan ne söylüyorsun? Uyu demeye geldim şarkısını söylüyorum. Uyu demeye geldim. Peki, söyle uyu demeye geldim türküsünü. Sen uyu de Atos, nöbet tut, gez oralarda. Gezeyim böyle. Evet, sordum yarem nerende, evet. Merhem olmaya geldim. Geceleri geldi. Öten böceğin adı neydi? Cır cır böceği yap seyirci. Atos, dolan sana. Ama biz... Bir at sesi duydun. Duymadım. Bir böcek var ve ishal yani. Cırcır böceği. Bu ishal demek yani. Arkadaşım. Ha, at sesi duy. Ha, duy. Bir at sesi geliyor. Bir at sesi geliyor. At yok ama. Sırf sesi geliyor. Arkadaşım sana doğru yaklaşıyor. Dur, önce müziği kapat. Orada da dur. Arkadaşım, ha. Git D'Artagnan'ı dürt. Ha, dürteyim. D'Artagnan bir atlı geliyor. Ha, ne oldu? Dur, korkma. Arkadaşım, korkma. Gece sessiz ol. Diğerlerini de kaldır sessizce. Evet, at sesini duyar duymaz gel.
Lan kalk lan, kalk kalk. Kalk. Müdür. Ha. Oho. Küçük derin gözüküyor. Kalk at beni, at. Ne atı? Bilmiyorum, daha görmedim. D'Artagnan kalksana ayağa. Kendime gelemedim, uyku sersemiyim ya. Saklanın ağacın arkasına. Ağacın arkasına saklanıyoruz. Gel, 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 gel. Evet. Arkadaşım, üçü de aynı yere girdi. Evet, D'Artagnan işte. Artık oyunculuğu gör. Prodüksiyon. Benim. Elinde kağıt, birini yolla sahneye, çabuk. Prodüksiyon kim ya? Beyefendi, siz Benim. Orada konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki, Aramis, Portos, Athos. Dağılalım, çevirelim, bakalım kimmiş. Arkadaşlar, üçünüz desem daha iyi olmaz mı? Olmaz. İlla zorluk çıkar. Evet. Aramis, Portos, Athos. Ha. Üçünüz dağılın, ben burada bekliyorum. Bakın sağa sola gelin hadi. Tabii sen yorma kendini. Bakmayın sağa sola, prodüksiyon yollasana birini. Ne diye geliyor? Beyefendi söyleyeceğim girse. Ha. Evet tamam. Gel dıgıdık dıgıdık gel hop dur orada. Dıgıdık gel. Dıgıdık gel. Git oraya git oraya. Abi müdür evet. Biraz git. Dıgıdık geliyoruz. Dıgıdık 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 dıgıdık. Sen nereye Athos? Ben onu gönderdim ya önce birinci Athos. Şimdi D'Artagnan sen de ki. Ha. Bu dükün habercisi. Tamam rahat olun be. Athos, Portos, Aramis. Bu dükün habercisi rahat olun. Endişe tamam. Etmeyin. Git, gel bakayım. Al elinden habercinin kağıdı. Ver bakayım haberci kağıdı. Tamam haberci sen bas git. Aa, dük acaba ne demiş? Sen bunları okuyabiliyor musun? Oturma planı ya. Bu oturma planı hocam. Dük aramızda mı? Arkadaşım bir yazı varmış gibi okutacağım ben sana. Portos alsın kağıdı. Sen Aramis'e ver. Aramis'e ver. Aramis bu tarafta ya. Geç ver. Öbür türlü şaşırıyorum geç. Çünkü hepsini sıraya koydum ben. Tamam, geç ver Aramis'e. Allah Allah. Ben de okuyamadım. Portos'a ver. Ben de okuyamadım ya. Sen al. Demin zaten ben sana verdim. Zibidi. Allah Allah. Konuşma. Athos'a ver Athos'a. Müdahale etsene D'Artagnan. Al kağıt ver. Üçünüz bir adam etmiyorsunuz. Bırakın şunu bana ya. Ver Athos'a. Allah aşkına. Al Athos sen oku bakayım ya. Athos. Ha. Ben söylüyorum, aklında tut. Niye D'Artagnan. D'Artagnan. Büyük savaşçı. Büyük savaşçı. Evet, o benim. Orduları titreten D'Artagnan. Yes. Kılıçtan bahsediyor. Orduları titreten şarjlı D'Artagnan. Artık bizi gelip görmen şarj oldu. Arkadaşım. Kraliçenin gerdanlığı çalındı. Dükten bir yazı gelmiş, oku D'Artagnan'a gururlansın ve gidin. Kraliçenin gerdanlığı çalındı, gururlan. O saçma oldu ya, niye gururlansın? Bu mu çaldı? Arkadaşım, ha. Öyle bir yazı oku ki adam gururlansın. Ha sen o tonda oku ki diyor yani. Sevgili D'Artagnan, cık. Cık mı? Cık, ha, sevgili, sevgili. Öyle mi diyor? Artık aranızda ne olduysa. Dük, öyle mi yap? Ha. Şimdi sevgili D'Artagnan. Hayır. Kraliçenin gerdanlığı çalındı. Hepimizin siniri bozuk. Eli ayağımız boşaldı. Hemen acil gel. Ne yapacaksan yap. Gerdanlığı kurtar. Kaskosu, sigortası yok. Sinirimiz bozuk. Hadi bakalım. Tamam görev bize düştü. Evet. D'Artagnan. D'Artagnan. Al kağıdı eline. Al kağıdı. Ver. Ver kağıdı bakayım. Ver. Portos'a versin. D'Artagnan'a uçak gelsin. Şimdi altınları aramaya mı gideceğiz? Hayır. Önce Aramis, Portos ve Athos'a de ki bu ne kadar önemli bir görev olduğunu söyle. Düşük cümleyi de düzeltsin mi söylerken? Arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar. Şu kağıtta yazılan görevin ne kadar o önemli değil. Bir... Lavada yaprağı. Ona yazmış. Lahana yaprağı. Bu lahana yaprağı mı? Şimdi. Ha. Arkadaşlar. Bu gelen, dükten gelen şu mesajı dinlediniz. Bu da mı yanlış oldu? D'Artagnan. Denemeyin. Halit Kıvanç gibi konuşma. D'Artagnan gibi konuş. Dükten bugüne programı. Yani. Athos, Portos, Aramis. Ben, efendim, ne? Şu okuduğunuz mesaj dükten geldi. Ne? Yazılanları... Arkadaşım, beyefendi siz cümleyi kurun. Üçü de cevap versin sonra konuşur. Buyurun. Arkadaşlar! Bir daha mı ne diyeyim ya? Evet. Ne? Şu dikten gelen mesajı dinlediniz.
Nokta. Ses gelmedi. Dinledim, devam ediyorum dinledim, ben. Dinledim. Ben de dinledim ya. Burada yazılan görevin ne kadar önemli bir görev olduğunu idrak ettiniz. Çok. Şimdi kraliçemizin bu kaybolan altınlarını bulmak için yola çıkacağız. Çıkalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Çıkalım da akşam yatarken ben bunu şarj etmedim. Beyefendi onun şarjı yok. İnanmayın o manyağa. Hangimiz? Ortadaki. Beni bağlama. Sadece. Hazır mısınız? Hazırız. Ya ben hazırım, bundan hazırım yani. Kraliçemiz adına hazır ol. Beyefendi binin atlara da yürüyün Allah aşkına ya. Tamam baba, yani kraliçe dükünde kağıdını katlamadan fermanını lahana yaprağı da olsa dükün yaz demektir. Nereye girecek ha? Evet hazır. Tamam. Bu da sende dursun, kaybetme döverim. Hadi bakalım. Ata biniyoruz. Hop. Evet bin. Tek başına ne kolay hayat ya. Sizde bin. Hadi bakalım bismillah. Oh. Gelin lan. Tamam. Of. Ha? Oy be. Hazır evet. Mısınız? Arkadaşım cevap verin. Ya böyle ortaya sorsa bir rabarba yapsak olmaz mı ya? Arkadaşım verin şu cevapları. Çabuk ol. Çabuk ver cevapları. Hazırız müdür. Hazırız abi. Hazırız siz etim, hadi gidelim ya. Evet buyurun. Dikkat. Kime dikkat? Arş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Atos Fortos Aramis. İşte. Saray. Saray. Bak. Ben görüyorum da diğerlerinin burayla problemi var. Hiç bakmak istemiyorum. Beyefendi gelin şu saraya. Geldik. Aha, girdiniz saraydan içeri. Girdik. Ha sarayda içeri. Aha. Evet. Evet. Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Müdür attan inip saraya mı? Önce halk sizi selamlıyor. Öyle mi? Biz de evet. Onları selamlıyoruz işte. D'Artagnan gel. Üç silahşörler gelmiş. Halkın sevgilisi. Girin atla. Gururlu bir şekilde. Kabartın göğsünüzü. Sondan alıyorum. Seyirci. Bravo. Alkış. Oo hoş geldiniz. Yeter. Tamam. Tezahürat tamam. Zaten evet. Atın üstündesiniz. Siz saraya doğru gidin. Merdivenlerde durun. Attan inin. Tamam. İndiniz çabucak. Yarış arkadaşım. Ön tarafa dön. Dük ol. Arkadaşım ne yapıyorsun? Attan iniyoruz müdür. Hocam acele etmeyin. Ortalığı birbirine kattın sarayda. Ama üç kişi iniyorlar hocam. Yavaş insinler. Yavaş inin çocuklar. Siz de yönetmeni sinirlendirmeyin. Artık saraya evet. Girdik. Düke Piyasa karşı arkadaşım, dük ol. Dön bu tarafa. Rica dük edeceğim. Ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oturabilirsiniz. Buyurun. Biz mi? Yok. Sen değil arkadaşım. Dük. Herkes siz otursun. Dediğim ben... piyanist arkadaşım. Sensin. Tolga mıyım ben? Dük. Evet. Onu gördük. Şimdi soldan döndünüz. Gelin. Gördüm. Dükün önünde selamınızı verin. Evet, gel diğerleri. Arkadaşım çabuk ol. Üç çabuk ol. Hocam biraz sabırlı olun. Tamam. Evet. Eybaş, şapka niye kafada? Evet. Dükü seslendiriyorum. Dükü seslendiriyorsun. Başka işin yok, anladım. D'Artagnan, üç tane zibidi hırsız girmişler saraya. Çalmışlar bizim odadan gerdanlığı. Salih abi işimiz zor, gerdanlık büyük herhalde. Çünkü gerdana bakarsan... O hırsızı bulun, gerdanlığı getirin. Yıkılın hiç. Karşımdan. D'Artagnan, sana olan güvenimi boşa çıkarma. Atos hiç. Sen kal. Hiç merak etmeyin Dük Hazretleri. Atos, bu D'Artagnan çok yaşlandı.
Sana güveniyorum, ona göre. Şimdi Düküm. Düküm denir mi ya? Tabii tabii Düküm. Ama Dük tatlı bir insan. Yani. Şimdi Sayın Dük. Şeyden bizim D'Artagnan'dan dolayı bir kere özür diliyorum. Kendisi çok ileri görüşlü bir savaşçı olmasına rağmen bu Kastamonu bıyıklarıyla karşınıza çıkmasını ben de tasvip etmedim. Ama biz üçümüz bir olduk, yıldıramadık. Konuya gelecek olursak, prenses... Kaç yaşında prenses? Arkadaşım, terbiyesizlik yapma, boynunu vurduracak adam. Hayır, ben yaşına göre, yani belki küçük bir kızsa kandırmış olabilirler gergedanını almak için. Ben bir şey demiyorum, seyirci dedi. Buyurun. Emredersiniz Dük Hazretleri. Evet, bir de baktınız ki uzakta üç tane hırsız. Çekin kılıçları. Üçü, dördünüz birden. Ha. Yanlarına geldiniz. Allah 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 Allah. Sırt sırta verin. Ya sağ sırt ya. Sırta verin. O zaman Atos'tan kesin geberiz. Herif de buradan geliyor ya. Müzik ver. Müzik de. Savaşın. Kesin. Bir seyirci gitti. Tamam. Bahsettiğim için. Ablacığım teşekkür ederim. Oho. Bizi savaşa yolladıkları kalacağı bak. Kapraşma. Ne yapıyorsun sen tokatla? Ne yapayım ben? Kılıç kaldım. Ne yapayım? Arkadaşım, o kılıcı varmış gibi eline yapıştır. Şimdi bir şey çekiyorum. Fakat içine bir anlam, bir sanat yüklemem lazım. Bak yine ödüle koşuyoruz. Arkadaşım. Efendim. Adana çiftetellisinde yapıyorsunuz kılıç dövüşünü. Sanatı alayım. Kalçaları göreyim. D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, Adana. Beyefendi, Türk yorumu katıyoruz. O da hazır hemen zaten. Konuşamayan bir arkadaşın 6000 parçayı ezbere bilmesi beni gerçekten ifrit ediyor ya. Evet, çifte telli. Buyurun, 3, 2, 1, yalla. Sırt sırta verin. Evde duramıyor. Hala abi, sırtını dön. Oho. Sırt sırta, dövüş. Aman aferin. Tempo seyirci, tempo. Hani tempo, ölürüz böyle be. Destek. Kestik, kestik. Sağ ol abi, pavyonda dövüşüyor ya. Her şeye şaşırıyor. Dükmük değil, bu kont konsümatrisyon ne diyor? Beyefendi, şarkıyı niye söylüyorsunuz? Önünüzde adam kılıcı sokacak mı önünüze? Siz Adanalı şarkısı söylüyorsunuz. Ha, bizi ölüme götüren bir tek şarkıyı söylemiş olması. Çiftetelli. Ha, süper süper. Hakikaten hocam çıkardınız evet, ya. Evet, ayrı ayrı dövüşüyorsunuz. Arkadaşım sen sol tarafta, kayaların üstüne çık. Çık surların üstüne. Surun mu kayanın mı? Surlar da kayadan yapılmış. Beyefendi, siz de aşağıdasınız. Dövüşün, arada kolla. Kolla, D'Artagnan'a bir şey olmasın. Ha, surun tepesindeyim, bir de onu kolluyorum. Beyefendi, siz bu tarafla dövüşün. Arkadaşım, ha. Sen o tarafla dövüş. Hayali dövüşürken, arkadaşım, dövüşürken bu tarafa doğru git kılıçla. Giderken yolda Porthos'a rastla, onunla bir şey konuş, devam et. Arkadaşım, taktik verin birbirinize. Hadi, alalım şu sahneyi. Benim onlarla ilgim yok değil mi hocam? Hayali düşmanlarla ben dövüşüyorum önde. Gel işte arkadaşım, sen de Konyalı'yı çal. Konyalı mısın? Hadi beni girin. Çayla. Beyefendi, bilmediğiniz bir türkü var mı? Konyalı. Biri yine geldi nereden? Konyalı'nın biri. Bu. Lan bir durun lan. Bir durun. Sen Konyalı mı? Kesti. Kesti. Beyefendi, size söyleyecek hiçbir lafım yok. Arkadaşım sen bir dakika gel. Çok mu güzel? Çok mu güzel oldu hocam? Beyefendi. Yok bir şey.
Arkadaşım. Konyalı'yı bilmiyor muyum? Arkada ne konuşuyorsunuz? Adam saplayacak sırtınıza kılıcı. Ya bir tartışma yaşadık orada. Ne tartışması arkadaşım? Ya yanlış hareket yapıyor. Tehlikede olduğunu hissettim ben, Portos'un. Tam ben onu uyarırken Aramis geldi, lagaluga yapıyor falan. Şey yaptı. Yani bütün hem bize vakit kaybettiriyor hem konsantrasyonu bozuyor. Sen böyle sinirli diyorsun. Portos ne diyor bakın? Portos gel. Bu kim ya? Arkadaşım gel. Portos. Efendim? Athos böyle böyle dedi, doğru mu? Hiç anlamadım ki böyle böyle derken ne dedi? Arkadaşım yan yanaydınız. Ha, duymamışım, çok gürültü vardı. Ben daha çok Aramis'e takıldım. Ya defol git, Aramis gelsin. Eyvallah. Ne haber? Aramis, ha. Ne diyor bu Athos? Ya bunlar manyak ya. Ben diyorum alayına dalın. Bunlar diyor işte o küçük, onun yaşı küçük, o biraz yaşlı falan. Vurun geçin lan savaşın. D'Artagnan, şimdi bir zıpla işte surun üstüne çık. Athos orada, Athos'a yardım et. Dur bu çok komik, seyredeceğim. Şimdi bakın, sol kılıcı sokun, sok kılıcı. Oraya değil, adama, adama. Hangi adama? En son adama. Ha, en son adama. Sok kılıcı, sok, bitti. Şimdi kaldır kafayı yukarı. Athos zor duruma düş. Ay çok zor durumdayım. Gör Athos'u. Ah. Zıpla yukarı surlara. Kardeşim. Ah, ah. Kitos gitti. Kitos olur mu? Düşman öldürdü. Ya biz üçümüz yan yanayız ya. Ay ben yanlışlık aldım. Ya biz hep yanayız. Arkadaşım. Adamı değişti. Şunların yerlerini bir göster D'Artagnan'a. Ya, ya bir ben... Hocam şaşırttın, arkadaşı öldürttün bana ya. Ya hangisi gitti? Şimdi ben Athos'um ya. He. Burada Portos var, burada Aramis var. Şimdi Portos gidince... Portos gitti. Üçün biri öldü. Bitti. Portos ölmedi, yaralı. Öyle al mi? Al Portos'u sırtına, öyle dövüş. Evet, yaralı kaldırır sırtına. Ben kayaların tepesindeyim değil mi hocam? Tabii tabii, sen güneşlen, çık çık. Beyefendi, Portos'u geberttiniz. Yardımcı olun, kanı durdurun. Hani gebermemişti? Bana yalan söylemeyin. Yaraladım, arkadaşım, yaraladım, yaralı. Tam ölmedi. Öp geçsin, öp. Adam geçsin. Ölmüş, öp geçsin diyor ya. Ölmüş adam, ölmüş. Ya biz eve dönelim, biz bir gergeden mergeden kurtaramayız yani. Arkadaşım tamam, Portos ölmüş. Portos gitti ya. Evet. Kalk ayağa, Athos ol. Ağlama. Sümsük. Aramis ol. Aramis, kız D'Artagnan'a ne yaptın Portos öldürdün diye. Kız D'Artagnan ne yaptı? Ha ha ha. D'Artagnan ne yaptın? Ya kardeşim adam orada ölmüş, gıkı çıkmıyor. Sen burada ne yaptın diye. Athos ol, Athos ol. De ki Portos'a, Aramis'e. Ya bulaşma, bize de sokacak bir tane. Ya müdür bulaşma, gözünü seveyim. Bak dellenmiş, bize de bir ters bir şey yapacak şimdi. Zaten Pitos gitti. Evet. Hepsini hallettiniz. Ne hallettik? Kendi adamımızı öldürdük ya. Portos! Ha, ha. Efendim? Ya Portos öldü, ne Portos'u ya? Sen de karıştırdın hocam. Athos! Efendim? Allah'ım yarabbim. Efendim? Aramis! Ha. Lan... Efendim abi? D'Artagnan! Ne? Buyurun. Başında durun, şapkanızı göğsünüze koyun. Duasını yapın. Evet. Duasını yapın. Saygı, saygı duruşu. Saygı duruşu. Ah, arkadaşım, kardeşim. Yat, Portos ol, öl. Ruhun şad olsun güzel kardeşim. Seyirciye dönük öl. Gel, 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 gel. Ya istek üzerine dol kıbleye yap. Döneni ilk defa görüyorum. Tolgacığım her şeyimiz... Beyefendi var. Ne yapıyorsunuz? Efendim? Herhalde pamuk... Üşümesin, üşümesin.
Öldüğü için. Evet, öldüğü için arkadaşım. Arkadaşım. Son vazifemi ver yapıyorum. Müziği. Evet. Gül ve piyanist. Portos kalk Arabizon. Saygı dur. Oho. Evet, saygı duruşu. Adamı hem öldürdünüz hem de saygı duymuyorsunuz. D'Artagnan çıkar şapkayı. Tamam. Şimdi bu sahnede flulaşıyor. Bulanıklaşıyor sahne. Bulanıklaşın. Ne oluyor yani bulanıyor? Bulanıklaşıyor. Kamera bulan. Ne diyorsun ulan? Kamera bulan. Ne diyorsun ulan? Yani şurada cenaze var, bizi bildiriyorsun hocam ya. Hadi kaldıralım şu cenazeyi. Aramis, sen çok güzel bulanıklaştın. Atos'ta hiç iş yok. Bulanıklaştın. Eyvallah. Evet, bulanıklaşıyorsunuz. Sahne kapanıyor. Seyirci kapat gözlerini. Flu ulaşıyoruz tekrar yani. Tekrar açtı. Seyirci kapat. Anlaşıldı. Mizansen olarak. Evet. Seyirci bir gün ağzını burnunu kıracak. Seyirci kapat. Seyirci aç. Birçok ayak oraya gidiyor. Evet arkadaşım. Evet. Hangisi yatıyordu hocam? Kamera şimdi açıldığında Dük'ün karşısındasınız. Hah. Dük ayağa kalk, yerine geç. Kamera açıl. Açıl kamera. Kamera açılmış. Dük'ün karşısındasınız. Evet. Şu vaziyet, evet. Müdür ne haber? Üzgünsünüz. Dük, üzgün. Portos'u kaybettiniz. Portos yok abi. Dük konuşuyor. Evet. Ne oldu? Buldunuz mu gerdanlığı? Gene gerdanlığı. Nasıl düşünüyorsun ya? Sen abi öldürdün. İnanın bir kazaydı Dük Hazretleri. Ne nasıl kaza? Haşır diye geçiyorum ama. Ne yapmışsın sen ya? Manyak mısın sen ya? Gerçi işime geldi. Bir kişi az oynuyorum. Evet Dük Hazretleri, korkunç bir kaza oldu. Maalesef arkadaşın birini telef ettik. Ne oldu? Nasıl telef oldu? Ufak bir kaza. Ya ne kadar seveceğim bir Dük. Dük, gülmesene Dük. Allah Allah. O da. O da bir kişi daha. Adam ölmüş, Dük gülüyor. Hiç Dük'ünde değil yani. Arkadaşım. Efendim. Beyefendi. Buyurun. Siz adamı öldürdüğünüz için üzgünsünüz. Evet. Ben anlatamıyorum. Atos anlatsın de. Ben çok üzgünüm Dük Hazretleri. Anlatamıyorum. Arkadaş anlatsın. Hanginiz hayatta kaldıysanız o an. Ben böyle ince Sirihan'ı görmedim. Hatırlayamadım ismini, hangisiydi? Atos, anlat Atos. Atos. Atos anlat, sonra anlatama. Aramis'e devir. Tam başta vazgeç. Ama anlayalım. Vallahi helal olsun. Şimdi... D'Artagnan... Bazı kişilere komik gelebilir bu olay. Ama D'Artagnan dediğimiz Salih abi benim üç kişiyi birden oynamamı kıskandığı için birini şişledi. Bana zaten gıcık oluyor. O nedenle ben çok fazla üstelemedim yani. Olay nereye gidecek bilmiyorum ama sizin hanım kız kaç yaşında? Atos! Anlat ama anlatama dedim. İşte anlat, beceremiyorum onu ben de. Üzgünsün, o kadar üzgünsün ki anlatamıyorsun. Aramis'e devret. Ben çok duyguluyum şu an, konuşamayacağım. Lütfen Aramis anlatsın.
Anlat Aramis. Ya bir dur bir dakika ya. Şimdi Salih abi geldi. D'Artagnan ayağıyla. Bizim Portos'u dırtlattı. Orada olay bitti. Gergin bir ortam. Kılıçtan geçiriyoruz milleti falan. Benim aklıma sizin gerdanlık olayı geldi bak. Şimdi dedim Salih abi bunu becerir mi? Bana uymadı yani. Şimdi dedim Portos ortadan kalktığına göre Atos da biraz hırt zaten. Çok fazla şey değil, cin değil. Dedim ben bu işi kaparım. Size gelirim dedim. Salih abi devreden çıkartırım. D'Artagnan ayağıyla. Ben dedim yarı yanını kaparım. Sizin kaç yaşında kız? Arabi sorunca gülüyor. Ya sen delikanlı adamsın. Sen bari yapma. Evet. Tamam. Delikanlı şimdi dük konuşuyor. Dük konuşuyor. Evet. Eğim başları. Buyurun dük hazretleri. Sizi kutsuyorum. Şövalye ilan ediyorum. Dük şövalye ilan et şunları. Gitarı kafamıza geçirecek şimdi. Al kılıcı dük. Evet. Şövalye ilan et. Şövalye kuyruğu var ya. Saçma bir şey. Arkadaşım, sırada konuşma. Salih abi çok heyecanlıyım. Sırada konuşma var. Evet. Gel Aramis. Atos bu. Eyvallah, sağ ol. Beyefendi. Buyurun hocam. Büyük D'Artagnan. Emekliye ayrıldın. Ben zaten emekliyim. Arkadaşım, sen hangisisin? Bilmiyorum, ben iyice kafa iyice karıştı yani. Atos musun sen? Atos söylediğine göre Aramis. Yani. Atos, ha. Müzikle birlikte seyirciyi selamla, emekliye ayrıl. Sen de beyefendiyi götür. Emekli primi tabii. Teşekkür ederim.